size burada bir şöyle çileklerimi göstereyim. Bu arada ben un eleme taktiği gördüm, bunu deneyeceğim. Ya şunu soracağım dostlar, şu esen matları hatırlıyor musunuz? Ramazan'da bayağı kullanmıştım. Hatırlam değil mi? Aferin kız. Öreğimin de vakti geldi Sever. Kızlardan kastınız da ne yapalım? Bunlar oyuncak bıçak gibi ya. Evet. Vahmam efendi gel hadi. Bugün seninle başlasın. Evet dostlar, hepinize merhaba. Yağmurlardan sonra güzel bir Sakarya gününden. Bugünün böyle havanın güzelliğini fırsat bilip önce bir sabah bambamla oyun oynayalım dedik. Şimdi de köy evimizin yanındaki ormana ufak böyle piknik gibi bir şey yapmaya gideceğiz. Şimdi Filiz yukarıda bu piknik için yine döktürüyor, bir şeyler yapıyor. Oh, bambam yordu beni sabah sabah. Evet dostlar, size burada bir şöyle çileklerimi göstereyim. Şimdi bu olgunlaşmış. Aşağı inince miyo su alır. Yarın bu olur. Burada görüyorsunuz böyle ufak ufak her gün büyüyorlar. Böyle içlerinde de var. Vallahi verimli oldu ya. Bu arada burada bahçemizde de bir sorun yaşamadık. Gene su bastı buraları biliyorsunuz. Ama herhangi bir problem olmadı. Hatta şöyle domateslerimiz de bir ekstra büyümeye başladı. Şu sadece bir dalı dostlar şu anda. Şöyle gösterebilirsem. Çiçekleri de var. Herhalde çok yakında mahsul almaya başlarız. Biberlerimiz de büyüyor. Zaten arkada fasulyeleri görüyorsunuz. Mısırlar vesaire. Bahçemiz güzelleşiyor. Vallahi kendi nazarımı değdireceğim bahçeye. Ya ne kadar güzel gözüküyor ama. Maşallah. Evet dostlar, Filiz burada poğaça börek yapıyor. Evet. Hazır şöyle havayı güzel bulmuşken, şehirden köye göç etme nedenimiz doğa içinde daha fazla vakit geçirebilmekti. Hazır böyle güzel de bir hava bulmuşken, evimize bu kadar yakında güzel bir orman varken değerlendirmemek olmaz. Uzun yağmurlardan sonra hava bugün gerçekten evet, güzel. Evet, 3 gündür zaten sürekli bir yağmur vardı. Bugün bir şeyler hazırlayıp böyle bir ufak tefek. Yine Filiz Hanım'ın mutfağı. Evet. Poğaça, kek yapacağım. Aslında sen de kuru yufkadan börek yapsan. Sen olur, çok güzel yapıyorsun. Yaparım.
Evet. Yufkaları da kendimiz yapmıştık dostlar. Evet doğru, kendimiz açmıştık yufkalarımızı. O son olarak ikinci yerde kuruması için mi oraya alınıyor yoksa? Evet dostlar, kuru yufkamız bu, o hazırladığımız. Zaten çok az kaldı gördüğünüz gibi, biz bunu seviyoruz. Ramazan'da bayağı kullanmıştık. Evet, değil mi? Özellikle sahurda çok güzel oluyordu evet. Bunun böreği. Şimdi ben de yavaş yavaş o zaman Filiz'in mutfağında böreğimi hazırlamaya başlayayım. Evet Filiz, yine mutfak yine sen. Yani, yapacak bir şey. Ya şunu soracağım dostlar, şu Esen matları hatırlıyor musunuz? Ben burada buldum, aldım. Bu en eskisi. Çok eskiymiş. Bu çok evet. Eski Esen mat. Nostalji. Rahmetli dedem anneannem takardı oradan. Hatırlıyorum içindeki mavi zehri. Şimdi sıvılar falan var. Evet evet, direkt fişe takılan sıvılar var, likitler var da bu birazcık daha farklı. Aslında Esen matın kokusu da çok güzel. Ama hani sinekte ne kadar işe yarıyor konusunu düşünüyorum. Hani buradakiler yaratık ama. Sakarya'ya mı yaramıyor bilmiyorum hani biraz. Az etkili. Evet ya, yani biz şey sinek problemimizi çözemiyoruz. Bu arada böreğim burada dostlar. Şimdi bu yavaş yavaş ağır ağır, şöyle şurada görüyorsunuz. Bir yüzü pişecek, sonra değiştireceğim. Filizimin hamuru orada. Evet, hamur dinleniyor. Şimdi o dinlenirken kek yapacak. Kek pişer zaten o mayalanana kadar. Sonrasında da sıcak fırına zaten, evet, şey koyarız. Alınca da gideriz hemen. Evet. Bu arada ben un eleme taktiği gördüm, bunu deneyeceğim. Hep dışarıya dökülüyordu ya böyle, böyle bir şey yapıyorlar. Sadece bunu gezdiriyorsun. Aa bak çok mantıklı. Bunu biraz daha bastırman lazım sanki. Nasıl? Sağa sola çıkmasın. Çıksın o kadar dert değil. Güzelmiş bak bu. Dur evet. Yakından şöyle bir gösterelim. Normalde hep dışarıya ben böyle yaparken giderdi ya, hatırlıyor musun? Bakın şöyle deviriyorsun bunu böyle. Evet, gayet mantıklı. Çok mantıklı. İşte bunlar hep pratik bilgi. Evet. Denemesem olmazdı. Dostlar, ben de böreğimden sesler geliyor. Birazdan bir ters yüz yapacağım öbür tarafında pişirmek için. Hem şu üstündeki tereyağı bir erisin diye bekliyorum. Sen şimdi kek için mi yapıyorsun? Fazla şu an eliyorum aslında. Hoşuna gitti diye mi? Yok. Aa, güzel eleniyorum. Yok, ben kekte de ölçüyle yapmıyorum ya. Göz kararı şey yapacağım, o yüzden. Hadi bakalım. Ben şimdi sen dökmedin mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bak, o teknik şey yarıyor, ben bunu yanlışlıkla başka türlü döktüm. Hadi. Vallahi şey, vallahi öyle dökülmedi. Pof yaptı birden unu koyarken, o yüzden. Anladım. Vallahi. Böreğim pişiyor dostlar, yavaş yavaş. Şöyle bir sileyim. Sesleri al. Böreğimin üstündeki yağlar eridi yavaş yavaş. Birazdan çevirme vakti geliyor. Bu arada Filiz'in de kekini bitirmek üzere. Evet. Neli kek yapıyorsun? Şey yapacağım, damla çikolata ceviz. Fix. Fix'in benim havuçlu cevizli tarçınlı. Öyle de güzel olurdu bak, aslında havuç yok ama değil mi? Havuç yok. Mevsimi değil. Bileğe kuvvet. Evet, mikserimiz bozuldu dostlar. Evet, yani şey aslında bayağı uzun zamandır bozuk zaten. Bu biliyorsunuz bir video yapmıştık, evde hamburger yapmıştık ve kendi mayonez liste evde kendimiz yapmıştık. Çırpmaya devam ediyoruz. Deniz de bana yardım ediyor. Kıvam almaya başladı. Rengi zaten beyaza döndüğünde artık hazır demektir. O gün çok uzun süre çalışmaya dayanamadı garibim. Bozuldu. Deniz böyle tamir etti falan ve bir iki çalıştı ama sonra tekrar tamamen gitti, artık çalışmıyor. O yüzden böyle elde... Nasıl eskiden blender mi varmış sende? Yok işte, devam etti böyle. Böreğimin de vakti geldi sayılır. Ben onu şöyle bir tabak yardımıyla çekeceğim dostlar. Evet, şimdi size olmuş. Şöyle. Bak. Ben ses yapıyorum değil mi şimdi? Ya başka.
Güzel oldu. Böreğimiz pişerken biz de artık kekini kalıba koyuyor. Börek de oldu sayılır. İşte poğaça yatarız fırına. Yalnız poğaçada şey unutmuşum, bir şey unutmuşum, birazdan ekleyeceğim. Ne unutmuşsun? Mahlep. Yoğururken de eklersin. Evet evet, şimdi yoğururken ekleyeceğim çünkü çok güzel tat veriyor bana. Öncelikle daha önce tuzlularında mahlep kullanıp bana söylemeyen dostlarıma çok kırgınım. Ya bu gerçekten kullanılması gereken bir şeymiş. Hamur işi yapıyorsanız tuzluysa mahlep şart. Kesinlikle ya, müthiş bir tat veriyor. Direkt o pastane tadını veriyor evet, dostlar. Evet çok seviyorum. O yüzden mahlep mutlaka poğaçada işte tuzlu kurabiyelerde kullanıyorum. Evet dostlar, bu arada son anda evin yanındaki ormanda gitmekten vazgeçtik. Evin öbür yanındaki ormana gelelim dedik. Şu an Poyrazlar Gölü'ndeyiz. Poyrazlar Gölü'ne giriş yaptık. Dedik şu hava çok güzel değil mi, şöyle masa sandalye olsun, evet, düzgün güzel şeyler yaptık çünkü rahat rahat yiyelim dedik. Evet güzel olacak, burayı da seviyoruz zaten. Bir de hafta içi olduğu için çok kalabalık olmayacağını da tahmin ediyoruz. Ama kalabalıkmış gene, o çok kalabalık yok ama yoğun. İçindeyiz bakalım, ileriye doğru belki daha sakindir ama şu an evet. Hafif kalabalık. Birazcık birileri var yani. Burası çünkü şey... karavancıların da, işte kamp yapanların da geldiği bir yer. O yüzden kalabalık oluyor normalde de. Belki ileriye doğru evet. Hani bizim hep gittiğimiz yerler boştur yine diye düşünüyorum. Yine de hafta sonu gibi olmayacak kesin, hafta sonu tabii, tabii, ekstra tabii. Ekstra kalabalıktır. Hatta farklı yerlerden bile bence geliyorlardır buraya. Yani uzak ilçelerden bile geliyorlardır. Meşhur bir yer sonuçta. Evet. Ya ormana mı geldik? Dostlar şöyle direkt parkın yanında bir yere geldik. Çocuklar biraz oynasın diye. Çocuklardan kastınız tabii. Niye sardım bırakın bu kadar anlamaz. Gel bakalım kızım. Gelmiş. Gelip anlayacağım. Gel. Var mı salıncak? Kaydırak, salıncak. Çok eğlenceli. Gelmiyor bunları. Birazcık kaydıraklara da bakalım. Gel kızım nasıl çıkılıyormuş. Gel bir inceleyelim. Hadi Mia çık bakalım. Çok mu eğlenceli? Eğlenceli. Hadi ya. Çık bakalım. Bu arada
Mia'yı şu an parktan uzaklaştıramıyoruz dostlar. Ben şöyle arabadan masamızı kurayım oturacağımız yere. Oh, Murat Deniz'imiz de arabada uyuyor. Dünya güzeline bakar mısınız? Murat Deniz. Neredeyiz oğlum biz? Dostlar şöyle soframızı kurdum. Bakalım Mia'yı kandırabilecek miyiz? Mia'cığım bir kahvaltı edelim sonra geri gelelim olur mu? Oradayız aşkım hep oynayabilirsin. İstemiyorum. Yine oynayacağız. İstemiyorum. Aşkım geleceğiz yine. İki dakika bak şuradayız kahvaltı edelim geri gelelim gel. Yemeğimizi yiyelim sonra oynayalım. Gel su vereceğim susadık ama kızım. Gel bir şey olur mu? Mia. Gel aşkım bir su içelim bir şeyler yiyelim. Bacaklarımız güçlü olsun sonra tekrar kayalım tamam mı? Ben sana yardım ederim. Aferin benim kızıma be hadi. Bakalım Mia'cığım ufak bir kahvaltımızı edelim tekrar ineriz. Oynarız tekrar değil mi? Oynarız. Su mu istiyorsun sen şimdi? Evet. Evet. Oh. Evet sıcak tatlı. Bak çok güzel börek. Çok güzel bir poğaça. Bir de sana bir kek keselim. Al tat. Bunlar oyuncak bıçak gibi ya. Evet ya ne yapacak koymayı unuttum. Ama keser yani. Kesiyor kesiyor. Ay hem de çikolatalı kek bakar mısın ya? Oo. Ay çikolatalı bir kek yaptım ya için. Hadi o zaman. Ben de su bekliyorum orada. Ben de su içeceğim. Ha, ah. Aynı anda su içmez insanlar. Niye? Su küçüğün. Özgün. Ne bileyim annemin. Su değil o biliyorum, sus. Biliyorum sus da batıl inançlarımız var işte öyle aynı anda su içmeyiz. Su içenlerden birisi ölür gibi böyle saçma sapan hızlanır. Bizden de birinin üstüne su uzatılmaz. Evet iç sen de. O ne oraya siyah bir şey. Çok geldi. Ay Murat Deniz'in de burada. Oh çok susamışız ya. İçtim bak ben de içtim. Lezzetli mi kek? Nam 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 nam. Evet dostlar, Mia bizi şu an boykot ediyor bakın arkada. Ayrı takılıyor, kızmış, hareketlere bak. Parka gitmek istiyormuş. Bu eline ne almış öyle? Hiç anlamadım. Bunun ergenliği nasıl olacak acaba? Böyle, böyle bir şekilde. Kapıları bile bulmaya başladı zaten. Allah filiz. Baba. Ah, her şeyle kavga edecek durumda şu an. Ne oldu Murat Deniz? 3 yaş sendromu loading. Bu sendromlar bitmiyor herhalde. 2, 3. 2, 3, 4 diye devam ediyor. Bak hareketler. Ah Mia ma. Ah. Mia'cığım gel bir şeyler ye. İstemiyormuş. Yemeği niye? Sonra gideceğiz parka. Hadi gel anne parka götürsün o zaman seni. Gelecek mi diye merak ettim. Yaşasın diyerek geliyor. Ama gel annenin yanına öyle. Annenin yanına tut. Gel tut ellerini annenin götür. Gelmiyor. Kandırıldığını anlıyor. Ya bir yiyeyim. Sen de hemen niye çocuğa öyle söylüyorsun? Ben de yemek evet. Yiyorum. Ya aşkım afiyet sen olsun. Sen götür. Senin bitmiş galiba. Yaşasın. Yaşasın. Çok mu seviyorsun parkı? Evet. Biz burayı seviyoruz. Biz burayı seviyoruz. Murat Deniz, sen ne zaman başlayacaksın parka? Ha? Ne zaman? Hadi bir yürü artık.
Hadi hadi arkamı kapatalım. Murat Deniz. Kaydıran bu kısmı kırık, çıkış yok. O yüzden Mia böyle bir yol buldu. Valla çocuk gelişimi için böyle alanlar çok önemli ya. Dostlar. İlk iş Mia'ya böyle bir ufak park inşa etmek istiyorum. Yeterli aletleri toplayabilirsem. Aferin kız. Korkuyorum. Korkma, aferin. Sen ne güzel asıldın öyle. Maymun ceketi var. Evet, maymun gibi yaptın kız. Şaşırtıyorsun beni. Hadi bir daha tırmanalım mı? Evet. Gel bakalım. Tut ipi. İpi tut. Ben seni tutuyorum. Sen ipi tut. Gel burada. Bunu tut. Evet. Haydi. Haydi çek kendini. Korkma. Aferin Mia'ya. Aferin Mia'ya. Aferin, aşmış Mia'ya. Aman aman aman. Maymunum benim. Murat Deniz. Aşkım. Ne güzel dönüyor rüzgar gülü. Rüzgar gülümüz. Dostlar, yer ve konum olarak çok güzel. Buradaki orman da çok güzel. Yalnız biz bugün hafta içi hani kalabalık olmaz zannediyorduk ama yine belli bir kalabalığın üstünde. Biz, tabii bu bizim tercihimiz. Böyle çok kalabalık yerlerde olmaktan, insanlarla böyle çok yakın olmaktan çok mutluluk duymuyoruz. Çok rahat olamıyoruz bu durumda. Bizim için çok kalabalık. Hafta sonunu tahmin bile edemiyorum. Hafta sonu acaba ne kadar kalabalık oluyordur. Güzel bir yer çünkü. Yani insanların ailesiyle gayet güzel gelip masasında oturabileceği, İçeceklerini, yiyeceklerini yiyebileceği, mangal yapabileceği güzel bir yer. Biraz ne beklediğiniz, ne istediğinizle alakalı diyebilirim.